Evet, hakikisidir. Altıncısı. Altıncısı nedir? Namazdır. Namaz. Yedincisi sadaka. Sadaka vermek. Sadaka vermek. Allah-u Teala buyuruyor. وَيُرْتِ اِنْ تُبْدُ السَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَى فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. Verilen sadakalar günahlarımıza kefarattır. Bakara Suresi 27. ayet. Ve Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ve diyor ki وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. Ne yaparmış sadaka? تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ. Günahı, hatayı ne yapar? Yok eder. Nasıl yok eder? Su, ateşi, sömürdüğü gibi sadaka da günahları yok eder, mahveder, söndürür, ortadan kaldırır. Bu kaçıncısıdır? Sekiz. El-Hacc ve Umra. Hacc ve Umra. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyorlar ve diyorlar ki تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْجُنُوبَ وَالْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيمُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. Hac ve umra ibadeti ne yapar? يَنْفِيَانِ الْجُنُوبَ وَالْفَقْرَ. Ne yaparmış? Günahları ve fakirliği yok eder diyor. Ne? Umre ve hac. Nasıl yok eder? كَمَا يَنْفِي الْكِيهُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. Demirin kasını yok ettiği gibi ateş ne yapar? Ateşe koyduğunuz zaman demirin üzerindeki kasları yok ettiği gibi diyor. Hac ve umra ibadeti de insanların günahlarını yok eder diyor. Dokuzuncu el-mazahir. Nedir bu mazahir? Musibetler, sıkıntılar, soğuklar, hastalıklar da günahlar nedir? Kefarettir. مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍ وَلَا غَمٍ حَتَّى الشَّوْكَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَفَارًا. Hastalık, yorgunluk, hem ve gam ne diyelim ona? Üzülmesi, kederlenmesi, kaygılanması, hatta tikenin eline bile veya vücuduna bile etmesi, batması bile günahlarına kefarettir. Bu kaçıncısıdır? Dokuzuncu, biraz hızlanıyoruz. Ramazan orucunu tutmak, Ramazan gecelerinde ne namazı kılmak? Teravih namazı kılmak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ve diyor ki men sâme ramazâne îmânen ve ihtisâben kufir lehu mâ tekaddeme min zemri. Kim? Evet, Allah'a söyleyin bakayım. Allah'a inanarak Allah rızası için Ramazan ayının orucunu tutarsa o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Bu Ramazan orucuyla ilgili, teravih namazıyla da ilgili مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Kim teravih namazını Allah'a inanarak, Allah rızası için sevabını Allah'tan bekleyerek, evet, teravih namazını kılarsa o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Bu kaçıncısıdır? 10. Evet, sona değil biraz hızlandık bir şey değil. Baştan da alalım tekrar. İman mesela. Yok sıradayız. Ele olmaz. Bakalım ne kadar öğrenebilir. Birincisini sen söyle. İman var Salih Hanım. Ne yapar? Günahlarımızı kefaret olur. Evet, güzel. İkincisi, günahlarımızı kefaret olan ikinci madde, ikinci husus. Evet, komşuları yardım edebilir. Büyük günahlardan, evet güzel, büyük günahlardan etmek uzak kalmak. Bu ikincisidir. Üçüncüsü, tövbe etmek. Güzel. Dördüncüsü, tövbenin arkadaşıdır, yakındır.
çok yakın dedi. Bu oradan bir gündeme yapmış oldu. İstihbar. Çok güzel. İstihbar. Bu kaçıncısıdır? Dördüncüsü. Beşincisi? Abdest almak. Abdest almak. Abdest aldıktan sonra ne yapılır? Namaz kılmak. Abdestten sonra namaz kılmak. Bu kaçıncıdır dedi namaz? Altıncı. Altıncı. Geriye dört tane vardı. Tekrarlıyoruz. Evet. Bir de şu tarafta şöyle. Mehmet kardeşimiz. Ne vermek, ne almak, ne etmek. Sadaka vermek. Sadaka vermek. Evet. Orada yanında bir kişi daha var. Evet. Erdal kardeş. Erdal kardeş. Sekizinciyi söyle bize. Hacca gitmek. Güzel. Bir de şu taraftan Osman'ın yanındaki arkadaşımız, ben de söyleyeyim. Nelere karşı direnmemiz, katlanmamız, sabretmemiz? Belalara karşı, zorluklara karşı, musibetlere karşı. Sonuncusu, evet. O namaz yeri, tepsi bile. O, bir tane vardı. Buyur. Hayvan söylediler. Sonra hayda söylediler. Teravih namazı. Teravih namazıyla oruç tutmak. Burada yalnız 10 madde zikrediliyor. Başka maddeler de vardır. Ama en önemli olan maddeler bunlardır. Günahlarımızın bağışlanması için en önemli yani, maddeler bunlardır. Ve günahlarımızı kefaret olacak olan en önemli ameller.